Olmaz. Bari bir Japon balığı. Hayır. Küçük bir kaplumbağa. Asla. O zaman bir muhabbet kuşu. Ay Duman, sen onu geldiği gün yersin. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın canım. Ayşegül, şu Melda Hala'na bir şey söyle. Duman'ın canı sıkıldığı için evde oyalanmaya evcil bir hayvan istiyor. Ama haksız mıyım Ayşegül? Sorarım size, şimdi şu evde bir evcil hayvanın eksikliği hissedilmiyor mu? Hayır. Ya bu arada ben çıkıyorum, okula geç kalacağım. Ayşegül, sen kahvaltı etmedin. Yok, sağ ol Selda Hala. İnan hiç iştahım yok. Ayşegül, sen dün akşam da bir şey yemedin. Ayşegül, bizden gizli rejim yapmıyorsun değil mi? Senin yaşına böyle şeyler çok tehlikeli. Selda Halan çok haklı Ayşegül. Yani sen tam gelişme çağındasın. Kendi vücuduna yapacağın en büyük kötülük onun gelişimine müdahale etmektir. Bunu sakın unutma. Ya inanın rejim falan yapmıyorum. Ya sadece iştahım yok. Görüyor musun Melda? Kız üzüntüden yemeden içmeden kesildi. Atıver şu imzayı. Hayır. Ne imzası? Yok bir şey Ayşegül'cüğüm. Yok. Aa, Ferit Bank'tan gelmiş. Selda, sen Ferit Kart'ın ekstrelerini ödedin değil mi? Ay abla, teessüf ederim yani. Ben 575 yıldır bir kez olsun aksattım mı ödemeleri? Ay inanmıyorum. Ayşegül'e Ferit Kart gelmiş. Ne? İyi de biz başvurmadık ki. Allah Allah, bu bankalar da iyice coştu canım. Ay herkese kredi kartı gönderiyorlar. Ne oldu? Ne gelmiş? Ayşegül, sana kredi kartı geldi. Bana mı? Evet, sana. Şimdi ben bununla alışveriş yapabiliyor muyum? Tabii. Ay inanmıyorum. Ah, 2007 sezonu kış katalogları gelmiş. Bunlar ne ya? 2007 kış sezonu katalogları mı? Ay evet. Ay bir dakika abla. Gel, dur. Gel. Selda, bu işte senin parmağın yok değil mi? Ay aşk olsun Melda, kalbimi kırıyorsun. Ne kadar şüphecisin ya. Tam da dün bu konuyu konuşmuşken bugün Ayşegül'e kredi kartı gelmesini nasıl açıklayacaksın? Çok büyük bir rastlantı bu. Ne? Ayşegül'ün artık bir Ferit kartı mı var? Ay yeni katalogtakiler harika. Hepsini almak istiyorum. Ayşegül, bak sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Eğer istediğin her şeyi alırsan bu sefer elindekilerin kıymetini anlayamazsın. Bunu sakın unutma. Evet evet, kesinlikle. O yüzden sen kendi istediklerini değil benim istediklerimi al. Mesela ben bir hamster rica edeyim. Merak etme Melda Hala, bu kartı çok dikkatli kullanacağım. Hem mesela istediklerim için değil de ihtiyacım olan şeyler için kullanacağım. Mesela... Ay baksana tırnaklarım berbat. Gel canım. Ya Melda Hala, bakma bana öyle. Ya inan ihtiyaçtan. Yoksa ben... Hiç memnun muyum sanıyorsun? Ya bir şey söyleyeceğim. Acaba hava soğukta benim üstüm mü ince dersiniz? Çok güzel. Ya Melda Halacığım, ihtiyaçtan, inan ihtiyaçtan. Ayşegül. Ay bu ne güzel süeter böyle. Sağ ol Ceren, yakışmış mı? Ay harika olmuş. Sana bir soru. Hı. Süeterini hasta alırsa kime tedavi ettirirsin? Kime? Süveterinere. Kızlar, bu Ayşegül'ün üzerindeki ne böyle? Ay gerçekten çok şık bir şey. Peki madem çok şık bir şey, o zaman neden aynısından bende yok? Hemen gidip markasını öğrenmem lazım. Sonra da hemen gidip almam lazım. Ay. Ayşegül, sana bir soru. Söyle bakalım, ilk tostu icat eden Rus'un adı neydi? Neydi? Tolstoy. Ya ben bir ayrılıp geliyorum. Bu böyle kuru kuru gitti. Tamam. Ay bunlar da hep kaşarlı, hep kaşarlı. İnsan biraz değişiklik istiyor canım. Şu bizim yeni gelen menüye bakalım. Sushi. Neden olmasın? Ay süper. Çok güzel benziyor tadı.
Tuğçe? Ne yapıyorsun sen arkamda? Hiç. Ayşegül bunlar ne? Bunlar sushi. Selda halam çok hamarattır da kırmadı bizi yaptı. Sushi mi? Ya evet. Sizin evde pişmiyordur Tuğçe'cim. Yer misin? Al da bir yerlerin şişmesin. Ay helal olsun Ayşegül. Mosmor ettin Tuğçe'yi. Hadi yiyelim. Bak bu ne yeniyormuş. Ya ben anlamam anne. Hemen bu akşam eve bir tane Japon aşçı alıyorsun. Bana sabah akşam sushi yapacak. Ya ne demek nereden bulacağım Japon aşçıyı? Git Japonya, orada milyonlarca var. Bir tanesini kap gel. Ah Selim. Efendim Tuğçe? Selim, ben sana her gün sushi yediremezsem... ...beni sana her gün sushi yediren biri için terk etmezsin değil mi? Tuğçe ben sushi sevmem ki. Oh. Aa, ay Selimciğim. Çok korktum. Bir an seni kaybedeceğimi zannettim. İçim çok rahatladı ama şu an. Bu ayakkabılar bu süeterime hiç uymadı sanki. O zaman bir değiştireyim canım. Güzel. Evet, bu daha uyumlu oldu. Hadi sınıfa gidin. Dur şunu bir çatlatayım. Şşş, ne haber Tuğçe? Sana ne? Hiç, halini hatırını sorayım dedim de. Tuğçe. Nereden aldın sen bu ayakkabıları? Özel imalat Tuğçe'cim. Ne o, beğendin mi? Ama istesen de alamazsın. Dokunmayın bana. Alo anne. Ne oluyor buna ya? Derhal eve bir örgücü bir de ayakkabıcı alıyorsun. Yarına bir süveter bir de ayakkabı yaptırmam lazım. Ay ne demek Japon aşçının yerine mi? Japon aşçıyı da istiyorum, hepsini istiyorum o kadar. Yürüyün. Ha? Ayşegül. Okulun partisine konuk sanatçı olarak kim geliyormuş tahmin et. Kim? Yonca Evcimik. Sahiden mi? Evet. İnanmıyorum. O zaman benim hemen alışveriş yapmam lazım. Dur bilgisayara not edeyim de unutmayayım. Yonca Evcimik'in gözüne girmek için önce kıyafet, sonra da ayakkabı. Ayşegül bu ayakkabılar nereden çıktı? Beğendin mi? Süveterimle uyumlu olsun diye aldım. Da yani süveterim mavi olsaymış ayakkabılarına daha çok uyarmış. Öyle mi diyorsun? Yani ne bileyim. Ben hemen geliyorum Ceren'cim. Bay bay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.